Merhaba arkadaşlar. Tez ya da makalenizi yazarken makalenizi biçimlendirmek, belli bir şekle sokmak çoğu zaman önemlidir. Çünkü bir dergiye makaleyi gönderirken dergi bazen sizden belli bir formatta makale isteyebilir. Kenar boşlukları, paragraf ve girintileri ya da satır boşlukları ya da aralıklarını belli bir şekle, belli bir formata göre düzenlemenizi isteyebilir. Bu durumda da tezinizi ya da makalenizi biçimlendirmeniz gerekecektir. Tabii ki bazı enstitülerin ki enstitülerin tamamında yakınında bu tarz kurallar mevcut. Tezinizi yazarken veya son şeklini verirken belli bir formata göre hem yazı puntosu, hem satır aralıkları, hem paragraf girintileri, hem de kenar boşlukları açısından belli bir şekle göre yazmanızı isteyeceklerdir. Bu durumda tezi biçimlendirmeniz, tezi belli bir şekle sokmanız, enstitünün istediği formata sokmanız önemlidir. Bu videomuzda değerli arkadaşlar, genelde ana hatlarıyla, belki tüm detaylarıyla ele alamazsak da bir tezde, bir belgede bu formatlama işlemini, yani tezi biçimlendirme işlemini nasıl yapacağınızı ana hatlarıyla göstermeye çalışacağım. Şu anda elimde bir belge açık. Bu belge Kayseri İl Kültür Müdürlüğü'nün web sayfasından alınmıştır. Sultan Sazlığı Milli Parkı ile ilgili bir yazıdır. Yani örnek olsun diye bu yazıyı sizler için seçmiş oldum. Hem de bir kültürel bilgi anlamında da metni incelerken bilgi sahibi olmuş olacaksınız. Bu belgeye baktığımız zaman değerli arkadaşlar, belgede ne gibi şeyler var? Birincisi başlığımız var. Başlığı belli bir şekle biçime sokmak isteyebilirsiniz. Ben şu anda zaten başlığı formatlamışım. Font olarak Arial'e geçirmişim. İsterseniz bu font biraz daha büyük de olabilir ve ortalayacaksınız değerli arkadaşlar ki bunu zaten biliyorsunuz. Artık her arkadaşımız Word'ü temel hatlarıyla kullanabiliyor ve biliyor. Şu anda bunu ortaladık. Metinde peki başka ne gibi göze çarpan bir tuhaflık var? Şöyle bakarsanız metnin son tarafları hizalı durmuyor. Yani birbirinden farklı şekillerde görünüyor. Kimisi içeride, kimisi dışarıda. Bu ise hem enstitülerin kuralları açısından, dergilerin kuralları açısından uygun bir görünüm ifade etmeyecektir. Hem de bir okuyucu açısından ya da herhangi bir jüri üyesi açısından bakıldığı zaman da çok fazla estetik durmuyor değerli arkadaşlar. Bunu düzeltmeniz gerekecektir. Bunun için metni seçin. Başlığı seçerseniz başlığı da ayarlayacağınız format ve biçimleri başlık da alacağı için başlığı seçmemenizde yarar var. Şu anda metni seçtim. Ben istiyorum ki son kısımlar birbiriyle hizalı görünsün. Bunun için yine üstte şu kısımdaki paragraf sekmesinin üstündeki bir takım ayarlamalar var. Sağa daya, sola daya, ortala. En sonunda da şuraya üzerine geldiğiniz zaman zaten yasla seçeneğini göreceksiniz. Ve altında açıklaması var. Diyor ki metninizi kenar boşluklar arasında dengeli biçimde dağıtın. Şimdi biz buna bir tıklayalım değerli arkadaşlar. Gördüğünüz gibi paragraf sonu belli bir şekle geldi. Artık hizalı görünüyor. O anlamda bir sorun yok. Zaten istediğimiz buydu aslında. Sorunumuzu çözmüş oldu aslında. Ama bu otomatik yasla seçeneğini, yani iki yana da dayayarak yasla, o anlama geliyor. Yani metni iki tarafa da dağıt ve dengeli bir şekilde dağıtarak hizalı tut. Şimdi hizaladı. Bu tarafı düzgün. Dikkat ederseniz bir sorun yok. Sağ tarafta benzer şekilde daha düzgün. Burada da bir sorun yok ama bir problemimiz var. O problem de şu değerli arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kelimeler arasında anormal boşluklar oluştu. Bu anormal boşluklar muhtemelen belli kelimeleri sığdırmak ya da metnin daha önceki formatından kaynaklanan, biçimlemesinden kaynaklanan bir dengesizlik durumudur. Onun için değerli arkadaşlar bu durumda sizlere metni hecelemeyi önerebiliriz. Yani metni hecelerseniz kelime sonundaki kelimeleri sığdıracak ve bu boşlukları da muhtemel ki ortadan kaldıracaktır. Ama bazı durumlarda bu da çözüm olmayabilir. Şimdi bunun için düzen sekmesine geliyoruz. Hecelemeden şurada metni otomatik hecele dedik. Metnimizi heceledi ama şu paragrafı hecelemiş oldu. Hepsini seçmiş olalım ve otomatik hecele dedik. Düzeltti ama dikkat ederseniz buradaki boşluk düzeltmedi. Bunun için değerli arkadaşlar bu muhtemel ki önceden verilmiş bir biçimlendirme nedeniyle bu boşluğu bırakıyor. Bazı durumlarda bu otomatik heceleme anormal boşlukların oluşmasını engelleyecektir. Özellikle çok uzun kelimeler varsa Word bu hizalamayı sağlamak için o kelimeyi böler
Ve bu durumda da boşluklar kalmaz. Ama buradaki önceki biçimlendirmeden kaynaklanan bu durum. Bu sorunu çözmek için değerli arkadaşlar, şuradan bir enter'a basın. Dikkat ederseniz sorun çözülmüş oldu. Şurası düzgün hale geldi. Yani ne yaptık? Tekrar geri alalım, görelim. Şu imleci satırın sonuna getirdik. Bir defa enter'a bastık. Dikkat ederseniz şu anda sorun çözülmüş oldu değerli arkadaşlar. Peki şu aradaki boşluğu kaldırmak için de şunlara basarak istediğimiz gibi gidebiliriz. Şu anda bir sorunumuz yok. Metin iki yana hizalı ve metnimiz son derece düzgün görünüyor. Bu tip durumlarda başka ne yapılabilir? Satır ve paragraf ayarları vardır. Yani tezde, makalede satırı, paragrafı belli bir biçime, şekle göre ayarlamanız gerekecektir. Onun için şurada metni seçin değerli arkadaşlar. Seçtikten sonra şuradan paragraf ayarlarına gelin. Önce bir paragraf ayarlarını yapalım. Sonra da satır ayarlandı. Gerçi aynı yerden yapıyoruz değerli arkadaşlar. Hizalama dikkat ederseniz buradan da yapılabiliyor. İki yana yaslanmış vaziyette metin. Ana hat düzeyi gövde metni. Yani bu metnin düzeyini gösteriyor. Ki bunu farklı metinler, girdiler, girintiler şeklinde de farklı formatlarda ayarlanabildiği için burada ana hat gövde metni olarak görünüyor. Şurada değerli arkadaşlar, şuradaki girinti sekmesinde eğer siz bu girintiyi verirseniz metnin tamamını içerik kaydıracaktır. Ya da belli bir paragrafı seçerek yaparsanız da onu, mesela uygulama olarak görelim. Diyelim ki soldan 1 santimetre içeri al. Şimdi aldık. Bakın dikkat ederseniz metni 1 santimetre içeri kaydırmış oldu. Ki şu anda biz bunu istemiyoruz. Bazen bir alıntı yaparken veyahut da herhangi bir metni daha içeriden yazarak dikkat çekici bir şekilde vurgulamak isteyebilirsiniz. Bu tip durumlarda da bu gerekli olabilir. Şu anda bunu ben geri alıyorum. Aynı şekilde isterseniz sağdan da bir girinti oluşturabilirsiniz. Ya da karşılıklı girintiler de oluşturabilirsiniz. Bunu şu an için ya da şöyle de yapalım, bakalım bir görelim. 5 santim iki tarafında girinti oluştur dedik. Yarım santim her iki tarafında içeri çekerek girinti oluşturmuş oldu. Bu da bir başka özellik. Özellikle yine tezi formatlarken, biçimlerken işinize yarayabilecek. Burada değerli arkadaşlar, yapmanız gereken satır ayarlarıyla ilgili bazı durumlarda şöyle bir şey isteyebilirsiniz. Şuradan bir çıkayım. Dikkat ederseniz şu anda başta paragraflarda bir girinti yok. Bu düz olarak yazılmış ki artık yeni metin biçimlerinde ya da çağdaş yazıt şekillerinde çok fazla böyle ilk satırda girinti çok tercih edilmiyor. Bunun yerine başlangıç paragraflar baştan başlayarak paragraf aralarında boşluk daha çok tercih ediliyor. Yani şu şekilde dikkat ederseniz iki paragrafımız var. Bu paragraf arasında bir tane boşluğumuz var. Şuna tıklayıp bir paragraf da oluşturalım. Bakın burada da yine paragrafı baştan yazmış oldu. Şu paragraflar arasında girinti oluşmuş oldu. Bu okunabilirlik açısından, yani benim kişisel tercihim bu yönüyle, çok daha aslında daha estetik bir kullanım biçimi. Ama isterseniz eğer sizin makaleyi göndereceğiniz derginiz ya da enstitünüz size paragraf başlarında belli bir boşluk bırakmanızı istiyorsa, bu durumda şurada paragraf seçin yine metninizi değerli arkadaşlar. Arkasından şurada özel sekmesine gelerek ilk satır sekmesini seçin. Sonra buradan diyelim ki 1 santimlik bir girinti oluşturacağız. Paragraf aralığında bir satır girinti oluştu. Bunu başlangıçta tezinize bir kez yaparsanız sonrasında artık her paragraf oluşturduğunuzda bakın 1 santim içeriden başlayacaktır. Yani her defasında yeniden yapmanız gerekmiyor. Ama şu anda ben bu girintiyi oluşturmayacağım. Yani sadece sizlere bunu nasıl oluşturabileceğinizi gösterme amacıyla bunu yapmış oldum. Tekrar ayarlara gelelim. Şurada asılı diye bir sekme var değerli arkadaşlar. Bu asılıyı dipnotlarda özellikle rakamlardan sonraki yazıyı hizalama amaçlı kullanabilirsiniz. Ben tez ya da makale yazarken bunu o amaçla kullanıyorum. Belki bunu daha sonraki bir videomuzda sizlere ayrı bir konu olarak ele alıp anlatmaya çalışayım. Bu da önemli aslında. Bazen dipnotlarda hizalama da önem taşır. O anlamda özellikle başlangıçtaki yazıları hizalama noktasında bu asılıyı ben zaman zaman kullanıyorum değerli arkadaşlar. Ama şu anda bunu anlatmayacağım. Şu kısım aralık adı üzerinde aralık, yani paragraflar arası vereceğiniz aralığı belirler. Şu anda dikkat ederseniz 8 birim. Sonrasında yani her paragraf sonrasında 8 birim boşluk bırakıyor. İsterseniz paragraf öncesinde de bir 8 birim bırakmasını isteyebilirsiniz. Yani şu kısma bırakmasını isteyebilirsiniz. Paragrafın öncesi ve sonrasında bunu siz boşluk bırakma istiyorsanız
Bu özelliği kullanabilirsiniz. Şu anda bunu belirtmiş olduk. Şu kısımda satır aralığı sekmesi var değerli arkadaşlar. Şu anda bakın tıkladım buraya. Tek, 1,5 satır, çift, en az, tam, kat. Mesela diyelim ki tam dedik. Satırları daha sık, herhangi bir boşluk bırakmadan kelimeler, sözcükler arasında hizalamış oldu. Ama şu çok daha şık ve estetik göründüğü için eski şekline getirdim. Şimdi kat demiş, burada tek satır olarak da verebilirsiniz. Bakın yine aynı şöyle yaptı. Buradan tabii ki bu ayarı yaptıktan sonra değerli arkadaşlar isterseniz şurada bunun ölçüsünü ayarlayabiliyorsun. 2 birim yani kat olsun ama 2 birim olsun diyorsanız da şöyle genişletir değerli arkadaşlar. Bu da çok şık olmadığı için geri gelelim tekrar eski metnimize. Şimdi burada başka ne var? Yani 1,5 satır aralığı bırak diyebilirsiniz. Şöyle bir metin oluşacaktır. Bazı durumlarda bunların hepsi kullanılabilir ayarlar. Yani nerede lazım olacak diyorsanız bazen enstitünüz sizden tezinizi yazarken 1,5 satır alanında boşluk bırakmanızı isteyebilir ki bazı enstitüler bunu istiyor biliyorum. O anlamda da o nokta bilmeniz gereken ayarlardan birisidir bu. Şimdi bunu da 1,5 satırı da yap veyahut da şuradan ben genelde yaygın olarak tercih ettiğim ayarlardan birisi tam ayarıdır. Tama geldiğiniz zaman şöyle yapar değerli arkadaşlar. Burada tam sekmesini şuradan istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Mesela bunu 15 yaptığınız zaman şöyle bir metin olacaktır ki bir önceki metnimize de çok yakın bir görünüm arz ediyor bu metnin görünüşü, biçimi. Gördüğünüz gibi biz bir metnimizde, tezimizde, makalemizde makalenin satır araları, paragraf araları, paragraf arası boşlukları ya da metnin sonunu, sağını, solunu hizalamayı bu şekilde yapabiliyoruz. Şimdi bir de metnin ya da tezimizde ya da makalemizde boşlukları nasıl ayarlayacağız? Yani sağdaki şu boşluk, soldaki şu boşluk, üstteki boşluk ve alttaki boşlukları da ayarlamamız gerekebilir bazı durumlarda. Çünkü dergiler belli bir formatta sizden makale isteyecektir. Ya da belli bir şekle verilmiş, kenarında belli boşluk bırakılmış bir tez yazmanız sizden istenebilir. Değerli arkadaşlar bu kenar boşluklarını ayarlamak için de biz buradan sayfa ayarlarına gidelim. Sayfa ayarlarına geldik. Yani bunu bir sayfa olarak görüyor çünkü Word. Burada sayfa ayarlarına geldikten sonra arkadaşlar buradan yapabileceğiniz bazı önemli şeyler de var. Bazı durumlarda tezlerde ve makalelerde çok yaygın olarak bu özellik kullanılmaz ama tezi ve belgeyi yani bu A4 kağıdı gibi düşünün yatay olarak da kullanmak isteyebilirsiniz. Bu durumda mesela buradan yatay derseniz metniniz, belgeniz yatay bir belgeye dönüşecektir. Bunu geri alalım. Ya da boyut olarak da mesela buradan boyutlar seçebilirsiniz. A4, A3 bu bazen farklı tasarımlar yaparken gerekli olabilir. Tezde daha çok A4 formatı kullanıldığı için bu ayara dokunmuyoruz değerli arkadaşlar. Burada isterseniz metninize 2 veya 3 farklı sütunlar halinde yazabilirsiniz. Sütunların arasına çizgi koyabilirsiniz. Bu aslında özellikle sınavlara, sınav hazırlarken test sınavı vesaire gerekli olabilir. 1-2 sütun halinde yazmak, metni sorularınızı o şekilde tanzim etmek gerekli olabiliyor. Ama şu anda bu tezle ilgili kullanabileceğiniz bir özellik değil eğer özel bir biçim vermeyi planlamıyorsanız. Şimdi gelelim burada biz sayfa yapısı ayarına, sayfa yapısına girdiğimiz zaman ki bu nereden buna girebiliyoruz? Şu üst menüden düzen sekmesini tıkladığımız zaman altta sayfa yapısını görüyorsunuz. Şu anda mouse'umun imleci zaten üzerinde. Şuradaki aşağı doğru yön tuşuna da tıklayarak sayfa yapısı ayarlarına girebiliyoruz ki bu biraz önce şuradaki kısa yol tuşlarından yaptığım özelliklerin neredeyse pek çoğu da burada var. Şimdi burada diyor ki üstten ne kadar boşluk bırakayım? Diyelim ki üstten 3,5 santim boşluk bırakın. Tıklayalım. Şimdi üstten boşluğumuz artacak. Şimdi benzer şekilde soldan yine 3,5 olsun veya 4 olsun değerli arkadaşlar. Diyelim ki küçük boy tasarımı, kitap tasarımı yapıyorsunuz. Dizgi yapıyorsunuz ya da 4 olsun. Alttan 3 olsun. Sağdan da 3 santim boşluk bıraksın. Şimdi buna tıkladığımız zaman şuradan da isterseniz cilt payı değeri verebiliyorsunuz. Yani kitaba dizgi yapıyorsanız bir yarım santimlik miktarını diyorsunuz ki cilt payı olarak ayır. Bu da mümkün olabiliyor. Yani siz şu anda belki onu kullanmayacaksınız ama günün birinde bir kitap dizgisi ve de kitap tasarımı yapıyorsanız belki bu özellik sizin işinize yarayacaktır. Şu anda cilt payını kullanmıyoruz. Kenar boşluklar olarak üstten 3,5,
soldan 4.5. Cilt payını burada vermedik. Benzer şekilde alt ve sağdan da belli değerler verdik ki bu değerler değişken tabii ki. Enstitünüze göre, makaleyi göndereceğiniz dergiye göre farklı boyutları girmeniz gerekebilir. Size hangi ölçüler verildiyse onu girmelisiniz buradan. Girdikten sonra biz bunu tamam dediğimizde, arkadaşlar tamam dediğimizde, şu anda dikkat ederseniz kenar boşlukları da verilmiş oldu. Yani bunu bir tez ya da makale olarak düşünürseniz, şu anda makalemizin, metnimizin bir başlığı var. Başlık düzenlenmiş, satır sonları düzenlenmiş, paragraflar arası boşluklar ayarlanmış, satır aralıkları ayarlanmış ve son olarak da kenar boşlukları ayarlanmış duruyor şu an için. Elbette ki tezi formatlamak sadece bunlardan ibaret değil arkadaşlar. Dipnotları da belli oranda şekillendirmeniz ve biçimlendirmeniz gerek. Şu anda seçtiğim metin bir dipnotlu metin değil. Onun için şu an için dipnotları size anlatmayacağım. Aynı zamanda videonun boyutunu da fazlasıyla uzatacaktır bu. Belki bir başka videoda sizleri sıkmam adına bu dipnotları, dipnot verme, dipnotu şekillendirme yine bir başka videoda sizlere anlatmaya çalışacağım. Bu videoyu burada sonlandırıyorum. Bir başka videomuzda yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.